Merhaba. AKP iki parti doğurdu. Gelecek ve Deva. Yakın dönem sırlarına vakıf bu iki parti sarayı çok rahatsız etti. Erdoğan iktidardaki ilk döneminin ardından şunu öğrendi. Muhalefetin kafasını kaldırmasına müsaade etmeyeceksin. Ya satın alacaksın, ya böleceksin, ya hapse tıkacaksın ya da ortadan kaldıracaksın. Erdoğan'ın artık keşfedilecek tarafı kalmadı. En iyi bildiği ve daha önce sonuç aldığı şeyleri yapmaya devam ediyor. Oylarını artıramadığını gördü. Yapmaya çalıştığı şey hasımlarını bölüp parçalayıp yutmak. Beceremezse kazanacağı seçimin koşullarını dizayn etmeye koyulacak. Tutuklamalar, adaylıkları engellemeler, parti kapatmalar vesaire. Çok iyi bilinen yöntemlerinden biri de nokta atışla belli hedefleri düşürmek. Bunun son örneği Metin Gürcan oldu. 45 yaşında erken asker emeklisi Deva Partisi kurucusu. Babacan'ın güvenlik ve dış politika danışmanı. Muharif ekranlara sık çıkan bir analist bu yönüyle tutuklanması mahalleyi şaşırttı. Mevcut Türk polisi ve yargısının hiçbir işlemi legal ve meşru değildir. Metin Gürcan'ın 15 Temmuz sonrası uygulamaları destekler tutum ve tavrı da mevzu olamaz tutuklanma nedeni bu değil çünkü basına servis edilen kendi mahallesinin de teyit ettiği sorgu tutanaklarına göre iki büyük elçilik diplomatına İspanya ve İtalya bilgi belge vermiş karşılığında zarf almış İfadesi bunları doğruluyor biriyle otelde diğeriyle bir alışveriş merkezi otoparkında buluşmuş savunmasında açık kaynaklardan yararlanarak yaptığım analizleri verdim diyor. Zarf içinde birinden 400 dolar diğerinden 500 euro tahsil ettiğini söylüyor. Kendi ifadesi bu. Gerçeği bilmiyoruz. Sorgu tutanakları ortaya çıkınca mahalle afalladı. Bizim metin nasıl olur da iki ülkeye bilgi satar? Ne partisi ne de arkadaşları sahip çıkabildi. Bir avuç destekçisi hariç. Ne yani? Analiz yapmış, bedelini de almış. Son derece normal. Dünyada işler böyle dönüyor kabilinden cılız yorumlara rastladım. Siyasi casusluktan tutuklandı. Hangi gizli bilgiyi sızdırmış ortaya konamadı. Elde kamera görüntüleri ve analiz sattım şu kadar da para aldım diyen bir ifade zaptı var. Suç değil bu. Gel gelelim sıkıntılı bir durum. Bir siyasetçi hele hele parti kurucusu için İzahı güç bir eylem. Dünyanın her yerinde herhangi bir siyasetçinin böyle bir alışverişi ortaya çıkarsa piyasadan silinir, siyaset sahnesinden çekilir. Metin Gürcan'ın başına gelen de bu. Hoş hafıza özürlü mahalle kimleri kimleri affetti. Onu da bağışlayacaktır. Metin Gürcan babacanın e sigortasıydı. Tıpkı işkenceci Ali Türkşen'in İyi Parti kurucusu olması gibi. Erdoğan eski prensinin altından bir tuğlayı çekti... Kimse desteğe bile gidemedi. Bu sıradaki hamle için saraya güç verdi. Sezonun ilk karı düştü. Lodos önüne geleni savuruyor. Fırtınalı bir sürece girildi.